öldürüldü. Benim oğlumu öldüren kişi öbür dünyada affı var mı? Ne derece, nedir, nasıl olur? Anladım. Onu ben öğrenmek istiyorum hocam. En azından bir nevi bir rahatlama olur bana. Evet. Şimdi oğlunuzu öldüren kişi ceza gördü mü hanımefendi? 28 sene, 25 sene oğlumdan yedi. 3 senede yanındaki arkadaşlarını yaralamaktan yedi. Anladım. Bunun... Dünyevi cezası bu, dünyevi cezası bu. Dünyevi cezası bu, ahiret cezası ne kadar olur, affı var mıdır? Yani dünyevi cezası bu derken dünyada hakimlerin öngördüğü ceza bu. Bizim tabii olaya bakış tarzımız farklı olabilir. Bu ancak mevcut olan hukukun öngördüğü ceza bu. 25 işte yıl ceza yemiş. Ahirette mahkeme yeniden kurulacaktır. Mahkeme yeniden kurulacak, siz mağduresiniz. Sizin evladınız da mazlum olandır. Öteki de katil olandır. Mahkemeye çıkarılacaktır. Kul hakkı kuldan alınacaktır. Yani burada mahkemenin verdiği ceza oradaki cezayı kaldırmaz. Niye? Çünkü mahkemelerin verdiği ceza yeterli olmayabilir. Değil mi? Yani İslam fıkhının diyelim ki yani biz, evet, biz Allah'ın dinini soruyoruz. Bana Allah'ın dinini soruyorsun. Evet, evet. Allah'ın dininde kasten, taammüden, tasallayarak adam öldürmenin cezası bugün mahkemelerin verdiği ceza değil. Evet. Farklı bir ceza uygulanır İslam hukukuna göre. Onun için Allah o mahkeme cezasını oradan kuracaktır. Sizin oğlunuz alacaklı, o verecekli olacaktır. Mutlaka ona ceza kesilecek. Bir şey daha sorabilir miyim hocam? Mesela ben ona şöyle dua ediyorum. Rabbime seni havale ettim diyorum. Rabbim senin hesabını görecek. Benim haklarımı da senden alacak. Bir tek oğlum var. Bunu zaten bu İslam'a göre günah olan bir şey değil. Sen lanet etmiyorsun. Yok, etmiyorum. Diyorsun ki seni Allah'a havale ettim. Allah senin hesabını görecek. Allah zaten onun hesabını görecek. Allah kendisine havale edilen hesabı zaten görecektir. Yani siz onu demeseniz de tamam anne olarak söylüyorsun. İçin yandı çünkü. Evet. Bunu söylüyorsun. Ama şunu söyleyeyim. Mağdur olarak öldürülmek yani mazlum olarak öldürülmek zalim olarak öldürülmekten çok daha Allah katında derecesi büyüktür. Yani biri var zalimdir, kötüdür öldürüldü hanımefendi. Biri var mazlumdur, günahkardır, kendi halindedir öldürüldü. Şimdi ikisi bir olur mu? Bir de olmaz. Senin oğlun da inşallah o mağduriyetinin cevabını faydasını ahirete görecektir. Anne olarak için temiz rahat olsun yani. Tamam. Peki.